Yine yapılamayan cihazlardan bir tanesi. Ablama ait bir cihaz. Açmadan önce ben zaten sıkıntısını söyledim. Tahmin ettim. Fakat cihaz hazır elime geçmişken hem içini görelim hem de yapabileceğimiz bir şey varsa belki farklı bir şey varsa yaparız dedik. Cihazdaki zaten bir tane vida yeri belli. Bakın burada bir yuvarlak var. Bunun altında bir tane yıldız başlı vida var. Öncelikle bunu yerinden söküyorum. Bu yuvarlan iki kenarında tırnak var. Genelde bu tırnaklar sökerken kırılıyor. Bilginiz olsun. Hemen simetrik olarak karşılığında da bir tane vida arıyorum. Bakın etiketin altında bir yuvarlak iz belirlenmiş. Yani orada da bir tane var. Onu da kastırarak yukarıya doğru çıkartıyorum. Adamlar bunu boyamaya bile üşenmişler. Herhalde kar ettiklerini sanıyorlar. Uzun vida ön taraftan, kısa vida arka taraftan çıktı hafif hafif kastırmaya başlarken dikkatli bir şekilde baktığım zaman bunun sürgülü bir kapak olduğunu görüyorum ve tekrardan kapatıyorum. Kapağı tekrar yerine bastırdım. Daha sonra geriye iterek çekip alıyorum. Sürekli aynı şeyleri tamir etmediğimiz için farklı farklı cihazlar, farklı farklı tasarımlar, farklı çözümler. 0.22'lik kutupsuz kapasitörümüzü gördük. Motorun iç yapısını gördük. Fena değil, orta kalite bir cihaz. Bu arada bunun sıkıntısı başlıkların çok fazla sallanmasıydı. Onu söylemeyi unuttum. Çırpıcıların eskisi gibi düz dönmediğini, birbirine çarptığını söyledi. Bakın çırpıcının bıçağı ve çırpıcının girdiği yuvada boşluk var. Harici olarak çırpıcının takıldığı yuvayla alttaki dökümün arasında da boşluk var. Yani bu ikisinin boşluğu bayağı yüksek bir boşluk yapıyor artık. Yani buradaki esas sorunumuz çırpıcının takıldığı plastik yuvalı dişli. Onun için ablama kullanabildiğin kadar kullan dedim. Nerede tırak? Orada bırak. O dişliği, o parçayı buluruz, değiştiririz. Yapacak başka bir şey şu an yok. Öndeki taraftaki uzun vidayı taktım. Arkadaki kısa vidayı tekrar yerine takıyorum. Daha sonra da üstteki kapaklarını yerine oturtuyorum. Son testleri yapıp cihazı ablama teslim ediyorum. Dediğim gibi bundaki çırpıcıların takıldığı yuva bozuk ve aşılmış durumda. Herkese kolay gelsin.